أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد القهار والصلاة والسلام على نبينا المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الله عز ve Celle'ye sonsuz hamd-ü senalar, nihayetsiz şükürler olsun. Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem sallallahu aleyhi ve selleme, ehline, ashabına ve etbaına salat ve selam olsun. Cenab-ı Hak tevfikat-ı subhaniyesine cümlemizi mazhar eylesin. Sevdiği ve razı olduğu kulları arasına bizleri de dahil eylesin. Din-i İslam'ı, şeriat-ı varra-i Ahmediye'yi, sünnet-i Resulullah'ı en güzel şekilde anlamayı ve yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Kalplerimizi ve ayaklarımızı dini ve taati üzere sabit kadem eylesin. Her türlü batıldan, yanlıştan, sapıklıktan, azgınlıktan, tuğyandan, haramdan, bid'atten, küfürden, şirkten, nifaktan bizleri halas eylesin. İhlas ve takva üzere rızasınca bir hayat yaşamaya, son nefesimizde de iman ve şehadet üzere teslimi ruh etmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Kıymetli müminler, değerli cemaat-i müslimin, Maide suresi 48. ayeti kerimeyle dersimize devam edelim. Cenab-ı Hak istifade etmeyi nasip eylesin. Estağfirullah, bismillah. Ve enzelnâ ileykel kitâbe bil hak musaddikan limâ beyne yedeyhi minel kitâb ve muheyminen aleyhi fahkum beynehum bimâ enzelallâh ilâ âhiril âyet. Uzunca bir ayeti kerime. Rabbimiz Teala buyuruyor. Ve enzelnâ, biz indirdik. İndiren kim? Allah Azze ve Celle. Mevla Teala ne kadar büyük? Allahu Ekber. En büyük. Ondan daha büyüğü yok. En büyük olan Allah. Yerlerin ve göklerin, içindekilerin yegane, halik, sahibi, hakimi olan Allah Azze ve Celle buyuruyor ki biz indirdik. İndiren ne kadar büyük ise indirdiği o kadar büyük ve kıymetli. Kime indirdik? İleyke Habibim, sana indirdik. İndirdiği de kıymetli. Eşref-i mahlukat. Mahlukatın en kıymetlisi, en üstün, en şereflisine, en büyük olan Allah, en kıymetli olan kitabı indirdi. El kitabe, kitabı indirdi Allah. Bil hakkı, hak ile indirdi. Musaddika lima beyne yedeyhi, daha önceki gönderilen kitapların, yani o anda elinde mevcut olan Tevrat'ı, İncil'i, Zebur ve diğer suhufları da tasdik eden bir kitabı hak ile sana indiren biziz diyor Allah Celle Celaluhu. Kur'an evvelki kitapları, yani 104 tane kitap ve suhuf var biliyorsunuz. Bunların tamamını tasdik eden, tasdik edenden imana diğer kitapların özünde, esasında, temelinde var olanlar Kur'an'da da mevcut. Nitekim bir ayette Mevla Teala ne buyuruyor? وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُونَ. Senden önce gönderdiğimiz bütün elçiler, peygamberler neye davet ettiler? Ne dediler? Benden başka ilah olmadığına ve yalnızca bana ibadet edilmesine davet ettiler. Bütün peygamberlerin ortak daveti, bütün kitapların ortak ana mesajı neymiş? Allah'tan başka ilah olmadığına ve bütün ibadetlerin, kulluğun sadece Allah'a yapılmasına dair. Tema bu. Yani Mevla Teala'nın gönderdiği kitapların özünde,
peygamberlerin davetinin temelinde ne var? La ilahe illallah çağrısı var. Nitekim bir ayette daha Rabbimiz ne buyurdu? وَلَقَدْ بَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اِعْبُدُ اللّٰهِ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ Biz bir kavme peygamber göndermedik ki diyor, o peygamber kavmini sadece bana ibadet etmeleri ve dahi tağutu da reddetmelerini onlara anlatmış olmaz. Yani bütün peygamberler Allah'a ibadete çağırmışlar. Allah'a ibadetin dışındaki tağutların cümlesini de reddetmeye, inkar etmeye davet etmişlerdir. Dolayısıyla Kur'an kendisinden öncekileri tasdik edenden bir mana tevhid üzere itikadi ortak bir dava, şeriatlerinde farklılıklar olabilir. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ O halde efendim, ey Habibim, sana böyle bir kitabı hak ile gönderen ve müheyminen, aynı zamanda Kur'an müheymindir, şahittir, gözetleyicidir. Evvelki kitapların koruyucusudur. Efendim, evvelki kitapların da Allah tarafından gönderildiğinin şahididir. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Onların aralarında Allah'ın indirdiğiyle hükmet ey Habibim. Yani sana indirilen Kur'an ile artık ister Yahudiler, ister Hristiyanlar, isterse bu ümmet içerisinde artık hükmedecek olduğun yegane elindeki anayasa kitabı Allah'ın sana indirdiği Kur'an'dır. Yeryüzünde bundan sonra geçerli olan nizam, düzen, Kur'an düzeni sistemidir Allah diyor. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ Onların aralarında, yani bütün insanların içerisinde artık bundan sonra Kur'an'la hükmet. Başına dönersek Mevla ne diyor? Biz sana hak ile önceki kitapları tasdik eden ve önceki kitapların hak olduğunun şahidi olan bir kitap indirdik. Tamam. Allah Kur'an'ı peygamberine indirdi. Kur'an da hem tasdik eden hem müheymin. Eyvallah da niye indirmiş? Ha, niyesinin cevabı. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ İnsanların arasında Allah'ın sana indirdiği bu Kur'an'la hükmedeceksin. Yeryüzünde geçerli olan nizam, düzen, sistem Kur'ani olsun. Yani Allah Kur'an'ı yeryüzünde yaşanılan bir düzen, yeryüzünde uygulanan Allah'ın hükümleri, emirleri, ahkamı tatbik edilen bir düzen olsun diye sana indirdi. Bir ayette buyurduğu üzere huvellezî arsela rasûlehu bidînil hak Allah peygamberini hak din İslam üzere gönderdi. Niye gönderdi? لِيُذْيِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ Yeryüzünde mevcut olan bütün batıl dinleri yıkıp onların yerine İslam'ı ikame etsin diye. Peygamberin görevi ne? Mekkeliler Efendimiz'e niye karşı çıktılar? Yani Allah'tan başka ilah yoktur. Kabul eden etsin, etmeyen etmesin. Bu kadar değil. Ebu Cehiller kabul etmediklerinde başlarına neyin geleceğini bildiği için itiraz ettiler. Çünkü peygamberi davada ne var? Sadece gelin la ilahe illallah diyelim. Allah'tan başka ilah olmadığını kabul edin. Ama bunun ötesinde görevi ne? Yaşadığı topluma, bütün dünyaya Allah'ın indirdiği Kur'an'ı hakim kılacak, Kur'an hükmedecek. Çünkü Allah Kur'an'la hükmet diyor Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an nasıl hükmedecek? Caminin dört duvar arasındaki Kur'an'ın bir hükmü, bir geçerliliği var mı? Sokağa Kur'an hükmedecek, caddeye Kur'an hükmedecek. Caminin dışındaki hayata Kur'an hükmedecek. Yani her yerde hakimi mutlak olan Allah, onun sözü geçecek. Allah ne derse o olacak. Peygamberin görevi bu. Kur'an'ın indiriliş gayesi de bu. Rabbim bunu anlamayı nasip eylesin. وَلَا تَتَّبِعَ اَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana hak geldikten sonra onların hevalarına uymayasın ey Habib. Yani birileri Kur'an'dan, hakikatten, İslam'dan, şeriatten rahatsız olabilirler.
Ama onların rahatsız olmaları, seni yolundan vazgeçirmesin, alıkoymasın. Sakın onların batıl hevalarına, batıl arzularına, batıl davalarına sakın uymayasın Allah diyor. Efendimizin şahsında, onun üzerinde Allah bize diyor mu? Ey peygambere ümmet olan, Allah'a, Kur'an'a, Resul'e iman eden Müslüman kullarım, sakın batılın hevasına uymayın. Neye uyun? Kur'an'a uyun. Kur'an'dan başka uyulacak yol yok. Kur'an gibi bir kitabınız varken sizin ne işiniz olur elin gavuruyla, Fransızıyla, İtalyanıyla, İsveçiyle, Roma'sıyla, Almanıyla ya? Kur'an'ı Allah kendine uyun diye göndermiş. Siz Kur'an'ı bırakmışsınız, batılın hevasına uyuyorsunuz. Amerika'ya uyuyor, Avrupa'ya uyuyor. Fransa'dan ithal ettiklerinizle yaşamayı modernizm olarak, çağdaşlık olarak kabul ediyorsunuz. Allah'ın size indirdiği kitabın hükümlerine yaşamayı çağ dışılık olarak kabul ediyorsunuz. Böyle yapmakla hala siz Müslüman olduğunuzu mu iddia ediyorsunuz? Böyle Müslümanlık olur mu ya? Ebu Cehil'in iddiasından, Ebu Cehil'in davasından, tırnak içinde söylüyorum, sizi tenzih ederek, zamanımızda kendini Müslüman addederek, İslam'a, şeriata, çağ dışı gözüyle bakan, Avrupa'yı düzene, rejime, sisteme, modernizm, çağdaşlık olarak kabul edenler, siz Ebu Cehil'den ne farkınız var? Onlar da Allah'ın indirdiğini kabul etmediler. Siz de Allah'ın indirdikleri yaşamak istemiyorsunuz. Sorulduğunda Allah'ın indirdikleriyle mi yaşamak istersiniz? Allah'ın hükümleri mi geçerli olsun? Yoksa Batı'nın, Fransa'nın, Roma'nın hükümleri mi geçerli olsun? Hangisini kabul ediyorsan o dinden, o taraftansın. Yani ben bir Müslüman olarak Fransa'nın hükümlerini kabul ederek Müslüman olamam. İkisinden bir tanesini tercih ettiğinde Müslüman hakkın yanında yer alandır. Mevla ne diyor? Bak size hak geldikten sonra Habibim sakın batılın hevalarına uymayacaksın. Rabbim Kur'an'ı böyle anlamayı nasip eylesin diyelim. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا Sizin her biriniz için bir şeriat ve bir minhaç biz halkettik Allah diyor. Yani her ümmete Cenab-ı Hak bir şeriat, bir yol, bir sünnet takdir etmiş. Her ümmetin bir şeriatı var. Şiraten, hani bugün çoklarının özür dileyerek söyleyeceğim, efendim böyle rahatsız oldukları, yani öyle diyelim, yumuşatalım, şeriat dendiğinde böyle rahatsız oluyorlar ya, aha işte Kur'an ayeti bu. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً Her birinize bir şeriat verdim Allah diyor. Yani her bir peygamberin, her ümmetin bir şeriatı var. Bu şeriatı veren kim? Şeriatı gönderen kim? Size biz şeriat verdik diyen kim? Az önce size kitabı indiren biz diyen o Allah, size şeriatı da biz verdik diyor. Şimdi Allah'tan sana bir şeriat gelmiş, Allah'ın sana verdiği şeriatı kabul mü edeceksin, inkar mı edeceksin? Şeriat var mı yok mu? Kabul etmeyen Müslüman olabilir mi? Allah muhafaza. Sizin her birinize, her ümmete bir şeriat verdik. Yani şeriat ne demek, kelime manası? Araplar neye şeriat derler? Suya ulaşmak için kullandıkları yola şeriat derlermiş Araplar. Su nedir? Hayattır değil mi? Dünya için, şu fani alemde yaşamanız için su nasıl hayat? O hayat kaynağı suya ulaşmak için kullandığınız yolun adı şeriat ise, ahirette sizi cennete ulaştıracak yolun adı da şeriattır. Şeriat bir yol demektir ya. Allah size bir yol, bir düzen, bir nizam, bir sistem takdir etti. Adına da İslam dedi. Şeriat eşittir İslam. Şeriat eşittir Kur'an. Şeriat Kur'an'dan başka, İslam'dan başka bir şey değil. Şeriatın manası yol demek. Ulemanın efendim ittifakıyla. Yani size bir İslam yolu, size bir Kur'an yolu verdik Allah diyor. Câsiye suresinde ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلٰى شَرِيَةٍ مِنَ الْاَمْرِ فَتَّبِيهَا Size şeriatı verdik diyen Allah, ona da tabi olun diyor. Yani şeriatçı olun diyor. Şeriata uyun diyor Allah. Ben Müslümanım ama şeriat kabul etmem. Ben şeriatı sevmiyorum. Ben şeriatı istemiyorum. Bir Müslümanın ağzına yakışır mı?
Sana Allah bir şey verecek ve buna uy diyecek, ben onu kabul etmem diyecek ve kabul etmediğin halde sen kendini hala Müslüman zannedeceksin. Böyle ucuz Müslümanlık yok. Neyi kabul ediyorsun, neyi reddediyorsun? Haşa fümmaşa, %99'u Müslüman olan şu memleketin sokaklarında insanlara kahrolsun şeriat diye söyletenler, bağırtanlar ne kahrolsun ya? He? Kahrolsun şeriat derken, dedirtirken insanlar ne söylediğinin farkındalar mı ya? Kahrolsun İslam, kahrolsun Kur'an demekle kahrolsun şeriat demek arasında vallahi zırnık fark yok. Elin yavruna kızıyorsun. Charlie Hobdo adında efendim adamın biri benim peygamberime hakaret etmiş diye o hakaret ettiği şeyleri de memleketinin görünen yerlerini astığı için Macron'a kızıyorsun. Macron'un yaptığı gavurdur, yakışırdır dersin. Ama benim memleketimde Müslümanım diyen insanlara sokaklarda kahrolsun şeriat dedirttiler. Hiç dokunmadı mı sizin kanınıza, vicdanınıza, imanınıza bu sözü duyduğunuz zaman? Yanınızda biri kahrolsun Muhammed dediğini dokunmaz mı size? Kahrolsun Kur'an dediğinde dokunmaz mı size? Kahrolsun şeriat vallahi bundan zerre kadar farklı bir cümle değildir. Çünkü şeriat eşittir Muhammed, şeriat eşittir İslam, şeriat eşittir Kur'an. Öyle diyor ayette Allah. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَاتًا okuyoruz Maide 48. Her birinize bir şeriat verdik Allah diyor. Her birinizin yolu ayrı. Musa Aleyhisselam'ın yolu ayrı, İsa Aleyhisselam'ın yolu, Muhammed Aleyhisselam'ın da yolu farklı. Şeriat yol demek. Allah hakkı, hakikati böyle anlamayı bize nasip eylesin. Neye iman ettin? Neyi kabul ettin? Neyi reddettin? Neyin karşısındasın Müslüman? Cehalet ala vezni rezalet, eskilerin dediği gibi. Bu ümmetin en büyük sıkıntısı cehalet. Allah bizi cehaletten kurtarsın. Allah hepinizden ebeden razı olsun diyelim. Ayete kaldığımız yerden devam etmek duasıyla rıza ennillah el-Fatiha.